Merhaba sevgili gençler. Matematiğin en temel konusu olan üslü sayıları bilgi sarmalı yayınlarından size güzel bir testimiz var çözeceğim. Üniversite sınavında her yıl mutlaka ve mutlaka üslü sayı sorusu geliyor. Üslü sayı tanımı, özellikleri ve üslü sayılarla ilgili işlemleri anlatacağım. Üslü sayı demek kaç tane x varsa o kadar üst olarak yazıyoruz. N tane x'in çarpımı x üzeri n. Üstü kadar çarpmak demektir üslü sayı. Üstü 2 üzeri 3'te 3 tane 2'yi yan yana çarpıyorum 8. 4 tane eksi 3'ü yan yana çarpıyorum 81. 2 tane 2 bölü 5'i çarptığımda 4 bölü 25. Özelliklerine gelelim. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. 2 üzeri 1, 2. Eksi 5 üzeri 1 yazılmıyor. O da eksi 5'tir. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1. Yani 3 üzeri 0, 1. Eksi 4 bölü 7 üzeri 0, 1. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şöyle bir nokta var arkadaşlar. Eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti 1 ama eksi 4'ün şöyle parantez yoksa bu 4'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Önünde eksi olduğu için eksi 1. Buna dikkat etmenizde fayda var. 0 üzeri 0 belirsizdir. Evet, bir sayının bütün kuvvetleri 1'dir. Tam sayı kuvvetleri. Çift kuvveti eksi 1'in çift kuvveti artı 1. Eksi 1'in tek kuvveti de eksi 1'dir. Pozitif bir sayının tüm tam sayı kuvvetleri pozitif, negatif sayının çift kuvveti pozitif, tek kuvveti ise negatiftir diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Kaç adet varsa arkadaşlar ortak parantezi alıyoruz. Burada x üzeri n a artı b eksi c şeklinde yazılıyor. Burada m tane var. O zaman m çarpı x üzeri n. Yani 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7'den kaç tane var? 3 tane. O zaman diyoruz ki 3 çarpı 2 üzeri 7. Bu şekilde sonuçlandırabiliriz. Üslü sayıların en önemli özelliklerinden biri de tabanlar aynı ise üsler toplanır. A artı B eksi C şeklinde yine üsleri toplanmışsa ayırabiliriz. Üstleri aynıysa altları çarpıp tek taban yazabilirsiniz. Üstleri aynıysa altları çarpıp tek taban yazabiliriz sevgili gençler. Bölmede ise tabanlar aynıysa alttaki yukarıya eksi olarak geçecek. Yine aynı şekilde burada eksi varsa aşağıya işaret değiştirerek geçiyor. Eğer üstleri aynıysa bölüm şeklinde yazıyoruz tek üst. Yine burada da aynı şekilde her birinin üzerine a sayısını koyaraktan, üs koyaraktan işlemimizi yapıyoruz. Üslü denklemlerde eğer 1, eksi 1 ve sıfırdan farklıysa taban, tabanları eşitse üsler eşittir. Yani 2 üzeri x artı 4 eşittir. 2 üzeri 7 ise tabanlar aynı olduğu için üsler birbirine eşittir. X artı 4 eşittir 7 diyoruz. X eşittir 3 şeklinde ifade edebiliriz. Yine en bir tam sayı olmak üzere arkadaşlar üstleri tekse direkt eşitliyoruz. Eğer üstü çift sayısı hem artılısına eşit hem de eksilisine eşit. En önemli üslü ifadelerde, üslü sayılarda şöyle bir kuralımız var. Eğer sonucu 1 ise 3 tane durum var. Birinci durum taban 1 olabilir. İkinci durum, taban eksi 1 ise üstü çift sayıdır. Ona dikkat etmeniz lazım. Buna dikkatinizi çekeyim. Bir de üçüncü durumda üzeri 0 olursa sonucu 1 çıkar. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 çıkar. Bununla ilgili örnek yapacağız. A ve birer tam sayı x ile y aralarında asal sayı olmak üzere diyor. Burada da şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. X üzeri a, y üzeri b ise üstleri sıfıra eşit ancak ve ancak olabilir. Yani şöyle bir soru sorulursa 2 üzeri x artı 4 eşittir. 7 üzeri y eksi 3 şeklinde verilirse
Bunlar aralarında asal. Aralarında asal diyor. O zaman üstler ancak ve ancak nasıl olabilir? Sıfıra eşit olursa bu gerçekleşebilir. Yani burası sıfır, burası sıfır olursa bu denklem eşitlik gerçekleşmiş olabilir. X ve Y sayıları birden farklı pozitif gerçek sayı olmak üzere eğer sistem verirse arkadaşlar aynı sayıların üstlerinin oranı yine aynı sayıların üstlerinin oranına eşittir diyoruz arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde eğer sistem verilirse üstlerinin şurada çarpımları birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi üslü eşitsizlikler var. Konuyu özetleyelim. Sonra da testimize geçelim. Eğer bileşik kesir olursa direkt M küçüktür N diyebilirsiniz. Ama taban basit kesir olduğunda eşitsizlik yön değiştirir diyebiliriz. Peki. Şimdi sorularımıza başlıyoruz. Evet, değerli ve çok kıymetli arkadaşlar, birinci sorumuzu şöyle çözebiliriz. Burada kuvvetlerini alalım. 3'ün karesi 9. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 9. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda 25. 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 36 payda eşitledim. Ters çevirip çarparsanız 5 çarpı 36. O da eşittir. 180 olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Geçiyorum ikinci sorumuza. İkinci soru da yine güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle ki üstü sayıların kuvveti şeklinde verilmiş. 73'ün sıfırıncı kuvveti, bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. 1'in bütün kuvvetleri 1, 5'in birinci kuvveti 5 bölü, eksi 1'in 17. tek kuvveti eksi 1, yine eksi 1'in çift kuvveti artı 1'dir. Burada bunu bu şekilde yazıyoruz. Yukarıdan 2 eksi 5 eksi 3, aşağıda eksi 2 oranladığımızda 3 bölü 2 çıkar. Doğru cevabım D seçeneği. Evet arkadaşlar, geçiyorum 3. sorumuza. 3. soruda da burada 2 adet kamyon verilmiş, yeni nesil bir soru. Burada A, B, C diyor ki C kaçtır diyor. A ile B'nin oranını istiyor. A'yı bulmam lazım. A'yı şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle ki eksi 3'ün karesi eksi 9. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Bakın bu eksi 16. Burası önemli. Önünde bir de eksi var. Artı 16 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Eksi 5'in karesi 25'tir. A sayısını eksi 9, 16 ile topladığımızda 7, 25 daha 32 bulmuş oluyoruz. A'yı bulduk. A eşittir 32. B sayısı şu şekilde bulabiliriz. 2'nin eksi 2. kuvveti. Şimdi 2'nin karesi 4'tür ama üzeri eksi olunca 1 bölü 4 olarak ters çeviriyoruz. Yine eksi 3'ün tersi eksi 1 bölü 3'tür. Şimdi tek kuvveti eksidir. Bir de eksi burada var. Artı olur. Artı 1 bölü 3. Yine şimdi burayı nasıl yapıyoruz? Ayrı bir yerde göstereyim ben size. Eksi 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti şudur. Çift kuvvet olduğu için artı karesini alacağız. 4 ile 9 ama ters çeviriyoruz. 9 bölü 4. Ters çevirmemiz lazım. Üzeri eksi olunca ters çeviriyoruz. Eksi 2. Peki payda işlerseniz burası 7 bölü 12 çıkar. Burası ise 4 kere 2 8. 9'dan 8 çıktı. 1 bölü 4. Ters çevirip çarparsak 7 bölü 12 çarpı 4 bölü 1 çıkabilecek üniversite sınavında güzel bir soru. 7 bölü 3'ü bulduk. B sayısı bu. Benden C şunu istiyordu. C demek A bölü B'dir diyor. C kaç tondur? A neydi? 32 bölü. B neydi? 7 bölü 3'tü. Ters çevirip çarparsam 96 bölü 7 olmuş olur. Bakalım işlem hatası yapmadıysak doğru cevabımız E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki sorumuz. Evet arkadaşlar. 3 üzeri x 2'ymiş. 27 üzeri x demek 3'ün 3. kuvveti demek.
eksi 2 çarpı 9 demek 3'ün karesi demek. Ben burayı 3 üzeri x'in 3. kuvveti yazabilirim. Bunu da 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazdığımda 3 üzeri x kaçtı? 2. 2'nin 3. kuvveti eksi. 3 üzeri x kaç? 2. 2'nin karesi. Buradan da 8 eksi 4 çarpı 2'nin karesi 4. 2 ile çarptığımda 8. Sonucu 0 buluyorum. Doğru cevap C seçeneği. Evet, anlaşılmayan bir husus olursa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde çözümünü yaparım. Evet, 81, 3 üzeri 4. Önce üstel olarak yazıyoruz bunları. Artı 16, 2 üzeri 4. 1 bölü 4. Eksi 125, 5'in 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Peki burada 0, 6 devirli sayı 6 bölü 9 şeklinde yazabilirim. Evet, şimdi arkadaşlar 4 ile üstlerini çarpıyorum. 0, 5. 0, 5 1 bölü 2 demektir. 4 ile çarptığımızda 3'ün karesi oldu. Yine bura 2 sayı üstleri mutlaka çarpıyoruz. 4'ler sadeleşti. 2 üzeri 1 oldu. Şimdi bu burada sadeleştirme şöyle yapıyorum. Her iki de 3'e bölüyorum. 2, 3. 3'leri sadeleştiriyorum. 5'in karesi kaldı. Sonuç 9 artı 2 eksi 25 oluyor. O da eşittir 11 eksi 25'ten. O da sonuç eksi 14 olmuş olur. Doğru cevabım D seçeneğidir. Evet sevgili gençler 6. sorudayız. Burada da A üzeri B, B üzeri A şeklinde tanımlanmış. Yani bunu 2 üzeri 64 eşittir. Sayılar birbirine eşittir. Bunu da ne yapacağım? X, Y'yi de eşit. Burada da nasıl yapacağız? X'in karesi eşittir Y diyoruz. Burada da B üzeri A diyor. Yani X'in karesi kime eşit? Y'ye eşit. Şurada şöyle bir düzeltme yapalım. Arkadaşlar. Pardon. Evet. Şimdi burada nedir? Şu kutunun içerisine A üzeri B. O zaman burayı ben 2 üzeri X olarak adlandırıyorum. 2 üzeri X 64. O zaman X ne olacak? 2'nin hangi kuvveti 64'tür? X 6'dır. X gördüğüm yere 6 yazıyorum. Y'yi de bu şekilde bu taraftan bu sefer alacağız. Sağ taraftan alacağım. 6'nın karesi. 6'nın karesi o da eşittir. 36. Peki Y'yi 36 bulduk. 36 üzeri Z'yi buraya eşitliyorum. 36 üzeri Z. Yani 36'nın hangi kuvveti 36 olur? Z eşittir 1. Demek ki burası 1'dir. Peki T'yi nasıl hesaplıyorum? T'yi de tam tersten şöyle ki. 1 üzeri 36. T demek 1'in 36. kuvveti. O da eşittir 1 çıkar. Benden soruda T değeri nedir diye soruyor. T değerimiz 1'dir sevgili gençler. Evet bir tanımlama yapmış. O tanımlamaya göre çözdüm. Evet şimdi özelliklerde de bahsetmiştik. 17'ler aynı ve tek. Direkt birbirine eşitliyorum. 3x artı 1 eşittir. X artı 17'den 2x eşittir. 16 x eşittir. 8. Doğru cevap C seçeneği. Hadi bakalım. Geldik 8. soruya. Burada da yine aynı şekilde şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 25 5'in karesidir. Üzeri 8 çarpı 5 üzeri 10 bölü 125 5'in 3. kuvvetidir. Üzeri 6. Şimdi üstlerini çarpıyorum. Bakın bu çok önemli. Üstlerini çarparsam 2 ile 8'i çarpıyorum. Parantezin üstünün üstü olursa çarpıyoruz. 5 üzeri 16, 5 üzeri 10 bölü 5 üzeri bu iki sayıyı çarpıyorum. 5 kere 6, 18. Neydi? Tabanlar aynı ise üstler toplanır. 26 bölü 5 üzeri 18. Peki bölme işleminde neydi? 26'dan 18'i çıkartıyorum. O da 5 üzeri 8 olur.
Doğru cevabı D seçeneği. Güzel bir soru arkadaşlar. Geldik 9. soruya. A, B, C. Bir kuş sürüsü ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Sürü A bölgesindeyken sürüdeki kuş sayısı her 5 yılda bir 8 katına çıkıyor. A'da her 5 yılda bir 8 katına çıkıyor. Her 5 yılda bir 8 katına. B bölgesindeyken kuş sayısı her 3 yılda bir yarıya iniyor. Burada yarıya iniyor. Peki C bölgesinde sürüdeki kuş sayısı her yıl 4 katına çıkıyor. C bölgesinde ise her yıl 4 katına çıkıyor. Peki sorumuz ne? Bu kuş sürüsü ilk olarak A bölgesinde 10 yıl. İlk olarak A bölgesinde 10 yıl. Bu 5 yılda bir 8 katına çıkıyor. Şimdi 10 yıl demek yani 2 tane 5 yıl. O zaman ilk x tane kuş olsun. Şuraya yazayım. Birinci 5 yılda bir 8 katına çıktı. İkinci 5 yılda bir 8 katına çıktı. 10 yıl geçti. Sonra B bölgesinde 15 yıl. Hemen B bölgesine bakıyorum. B bölgesinde yarıya iniyordu. 3 yılda bir yarıya iniyor. B bölgesinde 3 yılda bir. Burada zaten söylüyor. 3 yılda bir. 15 yıl geçiyorsa 5 tane 5 kez yarıya inecek. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Ya da 1 bölü 2'nin 5. kuvveti de yazabilirsiniz arkadaşlar. 5 kez 1 bölü 2 yarıya iniyor. Sonra ne oluyor burada? Diyor ki C bölgesinde 5 yıl geçiyor. Daha sonra C bölgesinde 5 yıl. C bölgesinde her yıl 4 katına çıkıyor. O zaman 4 her yıl 4. 5 yıl geçtiği için 5 tane 4'ü yan yana çarpıyor. Peki o zaman bulalım sonucu. Bakın 8, şöyle sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Hiç uzatmayalım, sadeleştirme yapalım. Şimdi 2 ile 2'nin çarpımı 4, bir tane 4 gitti. 2 ile 2'nin çarpımı 4, bir 4 daha gitti. 2 ile şuradaki 8'i sadeleştirdiğimde 4 oldu. 8 çarpı 4 buradan geldi. Bir de 3 tane 4 daha var. O 3 tane 4'ü de böyle yazıyorum. Sonuç neymiş? Kuş sayısı 220. Son durumda sürüde bulunan kuş sayısı 2 üzeri 20'ye eşitmiş. X çarpı. Şimdi 2'nin 3. kuvveti burada. 2'nin karesinden kaç tane var? 4 tane var. Yani 2 üzeri 8 oldu. O da eşittir 2 üzeri 20'den. X eşittir 2 üzeri 20 bölü, burada da 2 üzeri 11 gelir. Hani 3, 8 daha 11. Yukarıya eksi olarak geçerse 2 üzeri 9 olur. Doğru cevabı 2 üzeri 9, o da B seçeneği olmuş oluyor. Son derece güzel hazırlanmış, kurgulanmış yeni nesil bir soru sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Bir sonraki soruda da ayrıt uzunluklarını ikisi 3 santimetre ve 27. Ayrıt uzunlukları 3'e 27 olan sarı renkli dikdörtgenler prizması biçimindeki kutular hiç boşluk kalmayacak biçimde yatayda 81, düşeyde ise 9 tane olarak dizilmektedir diyor. Ne diyor? Buna göre bu kutunun gri renge boyalı tabanın alanı nedir? Şimdi bunu şöyle, gri taban zemin alanı soruyor arkadaşlar. Şimdi burası 3 santimetre olduğu için her biri 3. Peki burası 81'miş. 81 tane diziliyormuş bundan. O zaman şuranın kenarı 3 çarpı 81 diyebiliriz. 3 çarpı 3'ün 4. kuvveti, yani burası 3'ün 5. kuvveti oldu. Bu uzunluk şurası. Peki şurayı bulalım arkadaşlar. Burası da 9 tane 27 yerleşiyor. 27, 27 bundan 9 tane yerleşiyormuş. 9 çarpı 27 olur. 9 3'ün karesi, 27 3'ün 3. kuvveti, yani bu da eşittir 3'ün 5. kuvveti. Burası 3'ün 5. kuvveti, burası 3'ün 5. kuvveti oldu. Alanı istiyordu benden. 3'ün 5. kuvveti ve 3'ün 5. kuvvetini çarptığımda 3'ün 10. kuvveti olur.
Bakalım doğru cevaplarda A seçeneğinde verilmiş. Cevabın 3 üzeri 10 şuranın alanını bulmuş ol. Peki geçiyorum. 11. soru. Yine böyle bir kural vermiştik. Böyle bir özellik vermiştik sevgili gençler. Şöyle ki bu 3 ve 5 aralarında asal ise direkt üstlerini sıfıra eşliyoruz. Bakın direkt üstlerini sıfıra eşitleyerekten çözüyorum. Yani A artı B eşittir 12 ve A eksi B eşittir 2 diyerekten taraf tarafa topluyorum. 2A eşittir 14 A7. A7 ise herhangi bir denklemde yerine yazdığında B'de 5 çıkar. A çarpı B 5 çarpı 7'den 35 olur. Doğru cevabım E seçeneği sevgili gençler. Eşitsizlik sorusuna geldim. 27 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazıyorum ve üstünü çarpıyorum. 3'ün 3. kuvveti 3x eksi 3. Her ikisini de mutlaka çarpıyorsunuz. 9'u 3'ün karesi. Şimdi 3'ün karesini şeklinde yazınca şuradaki iki sayısını her ikisiyle çarpıyoruz. 3'ün 3. kuvveti şeklinde her ikisiyle çarpıyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki tabanlar aynı de bileşik kesir olunca o zaman 3x eksi 3 direkt küçüktür. 2x artı 2 diyebilirsiniz sevgili gençler. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa geçer. X 5'ten küçük doğal sayıların toplamını soruyor. 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunların toplamı 10 olur. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Evet. Sevgili gençler, bir testin sonuna geldik. İkinci testi başka bir videoda çözeceğim size. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.